Söğüt Ağacı Efsanesi 1. sezon 5. bölümden devam ediyoruz. Bölümümüzün adı Takao. Sonbahar rüzgarı nasıl da uğulduyor. Siz benim şiirimi. Ancak geceyi tarlada geçirdiğinizde anlarsınız. Şaşıran Mia fısıldadı. May fısıldadı. Sen ninja mısın? Genç adam başını salladı. Kafası başka yerdeydi. Genç kızın kalbi endişeyle doldu. Ninja, Shinobi, gizlenen, hakkında birçok ürkütücü söylenti dolaşırdı. Efsanevi kiralık casuslar ve katiller, inanılmaz ustalıkları ve de olağanüstü becerilerinin dışında acımasız taraflarıyla da nam salmışlardı. Bütün hikayeleri acayip bir gizem doluydu ve işte o ninjalardan biri şu an May'in karşısında duruyordu. Genç kız kaygılı kaygılı yutkundu, bu düşünceye alışmaya çalışıyordu. Cinayet işlemekle ve büyü yapmakla suçlandım. Shinobi'nin hapisten kaçmasına yardım ettim. Şimdi klanlarının olduğu yere gidiyorum. Geçen her bir gün ile ölüm cezasına gittikçe yaklaşıyorum. Yol arkadaşı yüzüne düşmüş saçı geriye atmak için kafasını salladı. Burada, ırmaktan aşağı doğru, sonra dağlara çıkacağız. Genç kızın gözaltı morluklarına baktı. Yolumuz uzun. Ben yaralıyım, sen hastasın. Irmağın üst kısmında bir balıkçı köyü var. Bize tekne lazım. Burada bekle. Öğlen olmadan dönerim. May. Anladım. Tamam. Kötü görünüyorsun. Dikkatini çekerim. Sen de öyle. Bir erkekten daha güzel sözler duymak isterdim. Bu seçim Kazu ile olan ilişkiyi etkilemiştir. Kazu kısa ve havalı bir hareketle elini kimonosunun kolunda gezdirdi. Kızın tenine dokunmadı ama dedi ki, kızma sert kız. Sadece kendini nasıl hissettiğini merak ettim. İdare eder. May biraz utandı. Genç adam bunu görünce güldü. Alaylı değil, yumuşak ve şefkatli bir şekilde. Ninja sessizce ırmak kıyısından ilerledi. May arkasından baktı. Umarım çabuk döner. O kadar açım ki 2 gündür bir şey yemedim. Ağır ağır öksürerek ateşin başına oturup içine biraz odun attı. Bir süre sonra tekne göründü. Tekne kıyıya yaklaştı. Kazu yere indi. Gel, oturmana yardım edeyim. Taşlar ıslak ve kaygan. Elini uzattı. May sert dar avucuna parmaklarını koydu. Shinobi bir kızı tuttu. May kolayca tekneye bindi. Rahat mısın? Daha önce yapılmış seçimlerin sayesinde Kazu çok dikkatli davrandı. Evet. Teknenin ucunda oturup etrafına açılan manzarayı izleyen May pirinç topu yiyordu. Kazu tekne dışında temel ihtiyaçlarını karşılayacak eşya edinmiş. Battaniye, ince ipi olan kanca, küçük tencere, biraz yiyecek, su kabağından yapma matara. Akıntı onları ırmağın ortasında götürüyordu. Kürekleri bırakan Kazu kendine gelen kıza baktı. Ona armut uzattı. Genç kız meyveyi alırken sordu. Hapisten daha yeni çıktın. Çatının altındaki o gizli yerde para da mı vardı yoksa? Bütün bunları nereden aldın? Küçük tekneye baktı. Satın aldığımdan emin misin? Bir balıkçıdan çaldıysan, bir balıkçıdan çaldığını düşünmüyorum. Neden? Sen Shinobi'sin. Sizin hakkınızda öyle şeyler anlatıyorlar ki. Bir tekneyi çalmak yakışmazdı yani. Genç adam şaşkınlıkla kaşını kaldırdı. Öyle. Çantamda biraz bozuk para vardı doğrusu. Ninja teknenin dibine yatıp ellerini başının altına koydu. Yorulduğunda veya birini gördüğünde uyandır. May genç adamın çoktan uyuduğunu düşünürken Kazu gözlerini açmadan konuştu. Aşırı zekisin. Zor bir hayatın olacak. Bu da ne demek şimdi? Güneye doğru gidiyorlardı. May Geisha okulunda okurken imparatorluğun haritasını öğrendi ve coğrafya dersleri aldı. Yalnız büyüdüğü şehir dışında çok az yere gitti. Okurken Kuzey eyaletinin dışına hiç çıkmamıştım. Güneye doğru ilerlemeye devam edersek Güney eyaletine varırız. Benim doğduğum topraklar, evime dönüyorum diyebilirim. Yalnız bunca yıl sonra doğru değil bu. Belki bir gün Doğu adalarını da görürüm. Oradaki limanların anlattıkları kadar güzel olup olmadığını öğrenirim. Belki. Akşam olunca ırmağı ikiye bölen uzunca ince bir adaya vardılar. May'in solgun yüzü yükselen ateşten kızardı.
Sabaha kadar burada kalacağız. Hava soğuk. Sen hastasın. Isınmamız lazım. Genç adam ateşi yaktı. Isın bakalım. Ve kıyıdan yürüyüp gitti. Nereye böyle bir şey söylemeden bir şeye mi bakıyor? Genç kız bunu neredeyse sessiz söyleyecekti. Söylemek çok mu zor? Merak etme May, şimdi dönerim. Ninja elleri dolu geldi. Bir yaprağın üzerinde midyeler vardı. Kızartacak mıyız? Evet, yapmayı biliyor musun? Hayır tabii ki. Geyşeler mutfakta çalışmaz. Anladım. Demek ki akşam yemeğimiz pek doyurucu olmamakla beraber lezzetli de olmaz. May gülümseyerek itiraf etti. Tofu yapmayı öğrenmek isterdim. Çok severim. Ama okulda hiç vaktim yoktu. Kazu başını salladı. Ne var? Bütün tilki kadınlar tofu sever. Bunu çocuklar bilebilir. Bu arada tilkiye dönüşsen o kadar üşümezdin. Bunu nasıl yapabileceğimi bilmiyorum. Genç adam bıçak çıkarıp midyelerin kabuklarını açmaya başladı. Midyeler ve güneş tanrıçası efsanesini duydun mu? Düğünlerde neden midye çorbası ikram ederler bilir misin? Uzun süre mi pişmesi gerek? Hayır. Tanrıçanın kardeşi bir gün öyle bir şey yapmış ki bütün tanrılar öfkeden deliye dönmüş. Ceza alacakmış. Bunu öğrenen ablası acı acı ağlamaya başlayınca gözyaşları ırmağa düşmüş. Midyeler o gözyaşları yakalayıp saklamışlar. Ben öyle biliyorum yani. Adalarda ise o gözyaşlarının denize düştüğü ve istiridye tarafından saklandığı söyleniyormuş. Her neyse, bunu öğrenen güneş tanrıçası midyeye hediye vermiş. Ona gözyaşlarına benzeyen incileri yaratma yeteneğini bağışlamış. Ne şanslı. İlginç geldi mi? Evet. Sumki hanım olsa onu çok kolay konuşturup eğlendirmeyi başarırdı. Kağıttan kuş yapmayı biliyor musun? Hayır. Kuzey insanı der ki sevgi ve özenle bir tane kuş yaptığın zaman onları insanlara gülümseyerek hediye eder ve karşılığında bir tane tebessüm alırsan bütün dileklerin gerçek olacakmış. May Kazu ile bir süre daha tatlı tatlı sohbet etti. Sonra yemek yemeye başladılar. Kız ağrıyan boğazı yüzünden yemeğinin ne tadı ne de kokusunu alabiliyordu. İştahı yoktu ama ninja yemeğini bitirmesi için ısrar etti. Bu nasıl bir sessizlik? Ağaçtan rengarenk olan bir yaprak düştü. Rüzgar ile savrulan yaprak sonbahar dansını yaparken ateş ışığında görünüp karanlıkta kayboldu. Hala havada uçsa da kopmuş artık. Düşünmesi kaçınılmaz. Ne zaman düşer acaba? Ben de o yaprak gibiyim. Ertesi sabah May çok daha kötü oldu. Tekne seyahati onun için halüsinasyon gibi geçti. Bir ara sayıklayan genç kız Kazu'ya dedi ki ''Beni bırakma.'' Ama bu sadece hararetli bir hasta rüyasıydı. Kazu da ona benzer bir cevap verdi zaten. ''Korkma.'' May hareket edip gözlerine giren güneş ışığından korunmak için elini kaldırdı. Kendini dinledi. En azından insanım. Bu kendi başına zaten harika bir şey. Gözlerini açtı. Sıcak bir odada battaniyenin altında yatıyordu. Yatağa sırtı dönük oturan bir ihtiyar kuru otları eziyordu. Kızın bakışını hissedince döndü ve gıcırdayan sesiyle konuştu. Merhaba. Efendim. Bana Chongan dede diyebilirsin. Ay Chongan dedeyi de ne kadar özledim ya. Otur bakalım. İhtiyar baston yardımıyla ayağa kalktı. Ocağa yaklaşıp ateşten çaydanlığı aldı. Kaseyi doldurup içine biraz kuru ot koydu. Bu sana iyi gelecek. İç. Genç kız içeceği yüzüne ekşitmeden içmek için kendini zorladı. Evet tadı iğrenç. Hepsini iç ama. Zevkli şeyler çoğu zaman zararlıdır. Faydalı şeyler ise zevksiz. Denge için dünya bu şekilde işler. İsmim May. Biliyorum. Kazu söyledi. Genç kız şimdi rüya gibi gelen taşlı kıyıyı, karanlık ormana ve dağ patikasını hatırladı. Galiba beni Kazu taşıdı. Büyük bir gürültü vardı bir de. İstediği yere geldik mi? Aradan o kadar çok mu zaman geçti?
Genel olarak çok halsiz olması dışında May kendini gayet sağlıklı hissediyordu. Kolayca nefes alıyordu. Başı ve boğazı ağrımıyordu. Vücudunda kırgınlık yoktu. Bu şahane bir köyü mü? Siz şifacı mısınız? Ne ilacı bu? Büyücü müsünüz? Doğru bildin. Bir gündür buradasın. Pencereyi açıp taze havanın içeri girmesine izin verdi. Hastalık havasızlık sever. Havalandıralım buraları. Dışarıdan sesler duyuldu. Hayır. İnatçı adam, düşüneceğini söylemiştin. Düşündüm. Cevabım hayır. Burada ne kadar az şey görürse o kadar iyi. Kadının sesinde sinir vardı. Birkaç gün içinde bütün hayatı alt üst olmuş. Fakat bir kere şikayet çıkmadı ağzından. Ona acıdığını söyleme bana. Güçlü bir ruh, değişik bir kız. Tabii, o bir tilki kadın. Bana yardım etti. Hasta yaralı bir normanda saklayıp askerlerden korudu. Bu sebeple hala hayatta zaten. Çongan neşeli neşeli meye baktı. Sonra pencereden dışarı bakıp bastonuyla duvara vurmaya ve bağırmaya başladı. Bütün dağlar sizi duymak zorunda mı? Bu gürültü ne be? Sesler kesildi. Kazu benim yüzümden biriyle mi tartışıyor? Önemli değil. Eliniz salladı. Aman, iki adam güzel bir kız yüzünden tartışıyor. Çok normal. May utandı. Bence sebep bu değil ama. İhtiyar kurnazca gülümsedi. Ne dedikleri önemli değil. Sen işin aslını gör. Kelimeler ise insanlar söyledikleri kelimelerin yarısını boşuna söylüyorlar zaten. Korkma, bu bir kavga değil, konuşmadır. Onlar birer dost. Pencerenin arkasından tekrar sesler duyuldu ama bu sefer çok kısık bir şekilde. Dinle, bekle. Dinle seçeneğini alacağım ama reklam izleteceği için durdurayım burada. Kazu, yakalanmayı nasıl becerdin sen? Yamuk Dijiro'nun yerini buldum, siparişi hazırladım. O da hiçbir yere tek başına gitmez, hatırlıyorsun. O yüzden oracıkta bütün tayfasını halletmek zorunda kaldım. Yaralandım, biraz dinlenmeye karar verdim, biraz. Samuraylar da Dijiro'nun saklandığı yeri öğrenmiş. Beni orada görünce onlardan biri olduğumu zannetmişler. Normal hapishaneye götürdüler, celladın sorgu yapmasını bekledim. Genelde onunla zanlıyı baş başa bırakırlar. Bağlamayı da sağlam yapmıyorlar salaklar. Bir el burkmasıyla prangadan kurtulup kaçardım. May işimi kolaylaştırdı. Anladım. Kazu, senin kim olduğunu anlasalar şehir yöneticisinin köşküne gönderirlerdi. Oradaki güvenlik ise sağlam. May Kazu'nun verdiği cevabı duyunca ürperdi. O zaman çok uzatmaz kendimi hemen öldürürdüm. Kısa bir sessizlik oluştu. Ona yardım edecek misin? İhtiyar May'e dikkatli bir bakış attı. Hadi gideyim ben artık. Sen burada bekle. Kıyafet getirirler ve ihtiyar odadan çıktı. Burası kimin evi? Benim. Genç kız saygıyla eğildi. May yalnız kaldı. Dışarıdan ağaçların dallarıyla oynayan rüzgar sesi geldi. Kısa süre sonra kapı çaldı. Yabancı bir kız girdi. Merhaba, bu size uygun olabilir. Kapının önüne birkaç kıyafet bıraktı. Sonra çıktı ve sürahiyle ayna getirdi. Teşekkür ederim. Azumi, May, Kazu seni dışarıda bekliyor. Kızın gözlerinde hoş olmayan bir ifade vardı. Buna rağmen diz çöküp elleriyle yere dokundu ve dedi ki, ona yardım ettiğin için teşekkür ederim. O da bana yardım etti. Azumi daha fazla konuşmadan dışarı çıktı. Tekrar yalnız kalan May giyindi. Güney eyaletine özgü kıyafet, orman fısıltısı, çiçek bayramı, rüzgar şarkısı. Sonra saçlarını düzeltti. Bence siyah bu güzel. Ve dışarı çıktı. May. Genç adam kıza hızlı bir bakış attı. Değişmiş olmasının hoşuna gidip gitmediği anlaşılmıyordu. Merhaba. Chongan ile tanıştın mı? Evet. Senin iyi olduğunu söyledi. Genç kız onaylayarak başını salladı. Gidelim.
Patikadan yürüyerek diğer evlerin önünden geçtiler. Evlerin hepsi bakımlıydı ama May başka bir insan görmedi. Burası inanılmaz güzel. Bir köyün böyle görünebileceğini düşünmezdim. Bir gürültü hatırlıyorum sanki. Neydi o? Yaran nasıl? Buradan nasıl geri gidebileceğim? Azumi de Shinobi mi? Yaran nasıl? Kazu kıza yan yan baktı. Ne yapacaksın? Sadece cevap versen olmaz mı? Genç adam gülümsedi. Kapanmış. Burada çok nadir olan ilaçlar var. Çok güçlü. Anladım. Çolgan dikişi güzel yaptığını söyledi. Gürültü mü? Buraya getiren yolun üzerinde şelale var. Belki onun sesi. Nereye gidiyoruz? Büyücüye. Konuşmamızı duydun mu? Hepsini değil ama olayı anladım. O adam Joey'nin. Klanın lideri. Bir uçurumun kenarına çıktılar. Orada değişik renkli saçı olan bir adam duruyordu. Seni bekliyor. Sen gelmiyor musun? Hayır. Öyle daha doğru olur. Kazu geri gitti. Ve aklımı karıştıran ikinciliğim, takucuğum geldi. Adam uzaklara dalmıştı. May yaklaştığında adamın bileklerine sarılmış kalın bezleri gördü. Yara bezleri. Merhaba May. Efendim. May adamın ses tonu gayet cana yakındı. Bana Tako diyebilirsin. İkisi de saygıyla eğildi. Seninle tanışmak benim için büyük bir şeref. Joey'nin başını eğdi. Korkuyor musun? Hayır. Normal. Klanımdan birine yardım ettin. Ayrıca ben doğuştan büyü yapma yeteneği olan herkese saygı duyarım. Güvenimizi sarsmadığın sürece burada güvendesin. Genç kız tekrar eğildi. Doğuştan büyü yapma yeteneği olan mı dedin? Tilki kadın gibi mesela. İstemiyorum. Bence de olamam. Bir adım geri atan kız başını salladı. Hayır. Ben cadı değilim. Tabii ki öylesin. Cadısın, büyücüsün. Tilki kadın, Kitsune. Kızın sesi titredi. Bay Tako, bu imkansız. Adam bir şey demeden May'in sakinleşmesini bekledi. Bu laneti nasıl yok edebilirim? Neden tilki kadın oldum? Tilki kadın olunmaz. Tilki kadın doğulur. Ben sıradan bir kızdım. Hayır, sen her zaman bir tilkiydin. Anlamıyorum. Şimdilik ben de pek anlamıyorum. Kazu genel hatlarıyla gördüklerini anlattı. Anlamam için senin hakkında daha fazla bilgiye sahip olmam lazım. Tam olarak ne oldu? Nasıl? Ondan önce ne oldu? Yapacak bir şey yok. Anlatmam lazım. Belki de yanılıyordur. Genç kız anlatmaya başladı. Bu çok tuhaftı. Hiç tanımadığın bir erkeğe kendini anlatmak. Joey'nin başını sallayıp ara sıra detaylı soru soruyordu. En zor kısmı ilk dönüşümün nasıl gerçekleştiğini anlatmaktı. May duraksayıp duruyor, cümlelerini bitiremiyordu. Neyse ki Tako gayet sakindi. Onu ilgilendiren tek kısım tilki gibi nasıl görünmeye başladığı. O yüzden kızın utangaçlığı kısa sürede yok oldu. Klan lideri Sumiko'nun ölümüyle pek ilgilenmese de güvenlik önlemlerinin bu denli büyük çapta olması onu şaşırttı. Genç kızın anlatmadığı tek şey okulun önünde gördüğü korkunç yaratıktı. Ondan bahsetmesem iyi olur. Yoksa beni buradan kesin kovarlar, başlarına bela açmayayım diye. Kızı dinleyen adam çocukluğuna dair birkaç soru sorduktan sonra biraz düşündü. Emin değilim ama olay duygu durumundan kaynaklanıyor olabilir. Daha önce bu kadar büyük bir stres yaşadığın oldu mu? Bence peş peşe gerçekleşen bütün bu olaylar, kimono için şehir dışına çıkman, samuraylarla karşılaşman, hocanın yüzünü kara çıkarma korkusu vesaire, hepsi bir arada olunca seni ciddi bir duygu değişimine soktu. Kaygı seviyen öyle bir noktaya varmış ki en ufak bir şeyden korkman yeterli olmuş. Yanına bir parça çatı kremi düşse de etkisi aynı olurdu. Kaçma ve saklanma ihtiyacı, korku, çaresizlik duygusu, hepsi içindeki korunma içgüdüsünü uyandırmış oldu. Bir tilkiye dönüştün. Daha hızlı, daha güçlü bir bedene sahip olduğun için ona döndün. Hayatta kalma ihtimalinin çok daha yüksek olduğu bedene. Alt geçidin yıkıldığı zaman da bu bedene dönüştün. Uyuduğunda ise sakinleşiyorsun ve alışık olduğun insan bedenine dönüyorsun.
Peki ben bundan kurtulamaz mıyım? Hayır. Kitsune'nin kim olduğunu anlatmamı ister misin? Genç kız hemen cevap veremedi. Çok minnettar olurum. Yok biliyorum. Tilki kadınlar genellikle sakin köylerde veya ormanda yaşar. Zeki, uyanık, olgun yaratıklar, insana dönüşebiliyorlar, ateşle ve illüzyonla alakalı büyü yapabiliyorlar. Bazı kitsune yüzlerce yıl yaşayabiliyor, bazen insanlardan çocuk yapıyor. Zamanla yaşı gelince ve tecrübe edindikçe daha güçlü oluyor. Tüylerinin rengi değişebiliyor, bazılarının birden fazla kuyruğu olabiliyor. 2, 3, 4 ve benzeri efsaneye göre 9 kuyruğa kadar çıkabiliyor. Böyle tilkilerin gücü tanrısal sayılıyor. Anlamıyorum. Ben çocukluğumu hatırlıyorum. Sıradan bir çocukluğum oldu. Sen yavruyken muhtemelen. Yani sen küçükken biri senin bir çocuğa dönüşmene yardım etmiştir. Ve senin insan bedeninde yıllarını geçirmişsindir. Bunu kendi başına yapamazdın. Masallarda Kitsune'nin kimono altından, serkan kuyruğundan veya tilki kulaklarından belli olduğu anlatılır. Ben de öyle bir şey olmadı. Bildiğim kadarıyla bu genç tilkilerin sorunu, başka birine dönüşme konusunda zorluk çekerler. Bedenlerinin bazı yerleri dönüşmüyor. Sen insan bedeninde büyüdün. Bu bedene alıştın. İçinde rahat edebiliyorsun. Birkaç sene daha gerçekte kim olduğunu anlayamayabilirdin. Annen veya baban da kutsine olmalı. Babam sıradan bir köy demircisi. Annem ise... Ben çok küçükken ölmüş. Onu hatırlayamıyorum. Babam söylerdi. Takao manalı bir şekilde sessiz kaldı. Ben iblis miyim? Kötülük müyüm? Buna kendin karar ver. Bu ne demek? Büyü yeteneğimi kontrol edemiyorum. Millet masalları anlatırken isim değiştirir, gerçekleri karıştırır, unutur. İblisler başka bir dünyanın varlıkları, insanlara yabancı, çoğu zaman düşman. Çok kötü bir insan iblise dönüşebilir, sonra da lanetli ruhların yaşadığı Narakuya'yı taşınabilir. Ama aramızda da kalabilir, sen burada doğdun. Mei hala bir şey anlamıyordu, Takao köyü işaret etti. Şu evin yanındaki eski erik ağacını görüyor musun? Nerede yetişeceğini seçmedi, ekildiği yere ayı kurdurmak zorunda kaldı. Sen bir kutsunesin ama bu senin nasıl yaşayacağını belirlemez. Kendini kontrol etmeyi öğrendiğinde hayatına planladığın gibi genç olarak devam edebilirsin. Ama başka bir şehirde... Genç kız eğildi ve gözlerini kaldırmadan konuştu. Bay Takao, bana çok şey anlattın bile. Senden bir şey daha istemek çok yüzsüzce olur. Ama başka danışabileceğim kimsem yok. Bana büyüyü kontrol edebilmeyi öğretirsen sana çok minnettar olacağım. Kısa sessizlik sonrası konuştu. Sadece kontrol etmek yeterli olmayabilir. Büyü yeteneğini geliştirmen, mükemmelleştirmen lazım. Bana Takao diye hitap edebildiğini söylemiştim. Hatırlasana, ahırın içinde duman oluştuğunda değişik bir şey hissetmiş miydin? Belki başın dönüyor veya elin kaşınıyordu. Çok halsizdim, yere düşmüştüm. Ondan önce bir şey olmuş muydu? Genç kız onayla başını salladı. Evet, güvenliğin feneri beklenmedik bir şekilde sönmüştü. Bu çok tuhaftı ve tam zamanında olmuştu. O an avcumun içi garip garip kaşınmaya başlamıştı. Hapishaneye girmeye çalışırken de aynısı olmuştu. O zaman buna dikkat etmemiştim. Ufak bir karıncalanma, ateş, tüylerin diken diken olması çok normal bir tepki. Zamanla buna alışır, iyice odaklanmayı öğrenirsin. Neye odaklanmayı? Büyüye tabii ki. Büyüyle alakalı herhangi bir faaliyet gücünün kaybolmasına neden olur. Dönüşüm de öyle, dikkatini çekerim. Çok güçsüz kalmıştın, o yüzden o an ahırda yorgun düşmüştün. Sonra da alt geçidinde baygınlık geçirmiştin. Sonrasında bununla ilgili birkaç bilgi daha veririm. Şimdi aklın çok karışık, odaklanamıyorsun. Dinlenmen lazım. Henüz kendine tam olarak gelemedin. Kendimi çok iyi hissediyorum. Takao kıza şüpheyle baksa da onaylayarak başını salladı. Eğilip yerden kuru bir dal aldı ve taşlardan birine yaklaştı. Dalı taşın üzerine koyup Mei'ye döndü. Bak ve bana ne düşündüğünü göster. Anlamıyorum. Klanın liderinin sesi daha sert ve talepkar bir hal aldı. Oluşan imgeye odaklan. Mei dediğini yapıp gözlerini dala dikti. Avcunun içine iğne batmış gibi oldu. O kadar. Sıradan bir kuru dal. Bir zamanlar yeşildi. Çok iyi ateş alır.
Birkaç saniye içinde duman ateşe dönüşmeden tamamen yok oldu. Dikkatini dağıtma. İsteğine odaklan, gerçekleştiğini hayal et. Bu çok kolay, yaparsın, kontrolünü kaybetme. Kızın avcunun içi kaşındı. Dikkatini dağıtma. Bu seçim Joynin ile olan ilişkiyi etkilemiştir. May taşa bakmaya devam etti. Yapabileceğini hissedince gülümsedi. Joynin onaylayarak başını salladı. Çok iyi, şimdilik yeterli. Genç kız elini salladı. Ders için teşekkür ederim Tako. Saygıyla eğildi. Bir anda adamın bakışı gerginleşti. Klan lideri ince parmaklarını birkaç kez yumruk yapıp açtı. İzin verir misin? Adam kızın diğer bileğini tutup inceledi. Mei inledi. Bileğine kaynar su dökülmüştü sanki. Üzerinde bir işaret var.